Merhaba arkadaşlar, Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz rahatsızım sesimden dolayı. Sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Bugün çok farklı bir değişik, böyle bir fıstıklı başlama tekniği göstereceğim, sizlere anlatacağım. Güzel bir başlama tekniği, kol ağızlarına, etek uçlarına, her yere çalışabileceğimiz güzel bir başlama tekniği olacak inşallah. 3 numara şişim var ve bebek ipim var arkadaşlar. Orta kalınlıkta bir bebek yünüm var ve tığa ihtiyacım var. İpime göre de tığ kullanıyorum. İstediğiniz iplere uygulayabilirsiniz. Angora'ya, daha kalın iplere, bebek iplerine, her yere, her şeye uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce, eğer kanalıma halen abone değilseniz, abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlarım. Bildirim zilini de açarsanız yeni yayınlanan videolarımdan hemen siz haberdar olursunuz. Şimdi normal tığla örecekmiş gibi ipimi gördüğünüz gibi parmağıma doladım. Tığımı elime alıyorum. Kendi etrafında çevirdim. Siz nasıl bir başlangıç yapıyorsanız, ben kendi başlangıcıma göre yapıyorum. Bir tane burada kilitledim. İlmek çıkarttım. Tığımı çıkartıyorum arkadaşlar. Şişimi bu ilmeğin içine geçirdim. Şişimi elimle tuttum. Bu ilmeğin içine tekrar tığımı geçirdim ve şurayı çekip sıkıladım. Bu ilmeğin içinden tekrar bir tane daha ilmek çıkarttım. Çıkardığım bu ilmeğiyle bir sıkı bir zincir çekiyorum. Bu ilmeği tekrar şişime geçiriyorum. Şöyle birazcık daha netleştirelim. Tığımı içinden çıkarmıyorum arkadaşlar. Buradan tekrar bir ilmek çıkarttım. Bir sıkı zincir çektim. Sıkılıyorum burayı. Bu ilmeği tekrar şişime geçiriyorum. Tığım içinde bakın, tığımı hiç çıkartmıyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bir zincir çektim. Ve bu ilmeği tekrar şişime geçirdim. Şu anda 1, 2, 3, 4 tane ilmeğim oldu. 4 ya da 5 aralık verebilirsiniz. Veya daha fazla, daha az da aralık verebilirsiniz. Bu size kalmış. Benim çalıştığım bu şekilde çalıştım. Daha önce çalıştıklarımı yine burada da aynı şekilde çalışacağım. Şimdi son ilmeğimi, dördüncü ilmeğimi geçirdim. Buradan tekrar bir ilmek çıkarttım ve burayı tekrar iyice sıkıladım. İlmeğimi çekip uzatıyorum. Buraya bir fıstık yapacağım. Bir defa üzerine doladım. İçinden çıkarttım. Bir, ikinci defa içinden çıkarttım. Üçüncü defa içinden, bu yuvadan 3 tane fıstığımı çıkarttım. Fıstık ilmeğimi çıkarttım. Ve burayı topladım. Bu şekilde fıstığımı kapattım. Daha sonra bu fıstık ilmeğimi de şişime geçiriyorum. Ve aynı şekilde şurada yaptığım gibi bakın, tığımı da çıkarmıyorum ve burada devam ediyorum. Bir ilmek çıkarttım. Bir sıkı zincir çektim. Bu ilmeği şişime geçirdim. Bir ilmek çıkarttım, bir sıkı zincir çektim, bu ilmeği şişime geçirdim, bir ilmek çıkarttım, bir sıkı zincir çektim, bu ilmeği şişime geçirdim. Bu dördüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğimden de tekrar ilmek çıkarttım ve bir tane zincir çektim. Yine 4 tane ilmeğim oldu burada. Yine buraya bir fıstık yapacağım. Uzattım. Bakın içinden 1, 2, 3 defa ilmek çıkartıyorum ve buraya orta boyda bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattıktan sonra tekrar şişime geçiriyorum. Bu şekilde bakın devam ediyoruz. Başlaması gerçekten çok basit, çok da kolay, hoş duran bir örnek. Şurada zincir çekmedim, pardon. Muhakkak aralarda zincir çekip sıkılıyoruz. Tekrar dördüncü ilmekten de ilmek çıkarttım. Bakın zincirimi çektim, sıkıladım. Şu anda 2 tane oldu. Uzattım. Buraya aynı ilmeğin içine fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3. İçinden 3 defa ilmek çıkarttım. Fıstığımı kapattım sıkıca. Bu fıstığımın ilmeğini tekrar birinci ilmek olarak geçirdim. Bu ikinci ilmeğim. Buralarda sıkı zincirler çekiyorum. Bu üçüncü ilmeğim. Bu da dördüncü ilmeğim.
Dördüncü ilmeğimden de ilmek çıkarak zincirimi çektikten sonra fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Üstüne istediğiniz örgüyü, istediğiniz lastiği kurabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben iki lastikte de denedim. Normal düz lastikte de denedim. Haroşada da denedim. İkisi de güzel oldu. Fıstığımı tekrar kapattım. Geçirdim. Tekrar bir ilmek. Bu ikinci ilmeğim. Şuradaki zincirleri sıkı çekersek arkadaşlar. Bu üçüncü ilmek. Bu da dördüncü ilmeğim. Şöyle bir bakalım, bakın. Bu şekilde bir başlama yaptık. İstediğimiz sayıda başlayabiliriz. Önemli olan üstte kullandığımız ilmek sayıları modelimize, üstündeki modele denk gelsin. Gerisi hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi hemen örgüme direkt başlayacağım. Ne örelim? Haroşa olarak örüp gidelim isterseniz. İster düzden, ister tersten, istediğiniz gibi örebilirsiniz. Bakın ben düzden haroşamı başlıyorum normal. Şurada ilmeklerim biraz karıştı. Dediğim gibi düz de örebilirsiniz. Şimdi buraya geldim, direkt atlıyorum arkadaşlar. Fıstığımın üstüne gelince direkt atlıyorum. Burada direkt atlamayıp üzerine iki ilmek de atabiliriz. Yani elimizde şurada ilmek de atabiliriz ama ben böyle hoşuma gitti. Böyle çalıştım. Aralara istediğimiz kadar da boşlukta verebiliriz. Önemli olan üst tarafta kuracağımız örgünün sayısı, ona göre bu şekilde ilmeklerimizi atacağız arkadaşlarım. Özellikle bebek örgülerine çok yakışacağını düşünüyorum. Büyükleri de çok güzel olur. Kol ağızlarına, etek uçlarına. Farklı bir başlama tekniği. İlk sıra olduğu için biraz sıkı. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın burada kurduk. Şimdi arka yüze dönüyorum. Arka yüzde yine haroşamı devam ettiriyorum. İster düzden örün haroşanızı, ister tersten örün, istediğiniz gibi örebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi daha önceden örmüş olduğum parçaları da size göstereceğim arkadaşlar. Bakın arka yüzden bu şekilde, ön yüzden de bu şekilde görünen bir görüntüsü var. Daha önceden örmüş olduğum parçalara geçmek istiyorum. Bakın bu yine haroşa olarak üzerine devam ettim. Bu şekilde gayet güzel, çok hoş, farklı bir görüntüsü var arkadaşlarım. Üzerine bakın normal haroşa olarak devam ettim. Aralarını yine dörder tane ben boşluk bıraktım, ilmek attım aralarına. Burada da bakın normal düz lastik olarak çalıştım. Arkasına da bir bakalım isterseniz. Dediğim gibi istediğiniz lastiği direkt ya da modeli de kurabilirsiniz. Gayet de hoş, şık duracaktır. İnşallah sizler de videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Fikir sepeti örgüyle kalın arkadaşlar.